Hastaneye gideceğim diye biraz heyecanlıyım. Tipim çok kötü olduğu için yarasını çekiyor. Şimdi duş aldım. Bornozumdayım. Ne giyeceğimi düşünüyorum. Bulamadım bir türlü. Kesinlikle kolsuz giymem lazım. Çünkü şurası ve şurası dolacak. Aslında bu elbiseyi giysem çok güzel olur. Bakınız daha tatlı. Ayağımda da free sex çoraplarım var. Bunu giymek istiyorum Nikol'cüğüme. Ve bir de bu artık çok esnede, çok açılıyor. Öne iniyor falan. O yüzden bunu giymeyeceğim galiba. Tata. Böyle giyindim. Böyle de güzel oldu. Bacaklarım ne kadar çırpıcık duruyor. Neyse. Şimdi saçlarımı falan kurutayım. Tam bir bence dövme kombini oldu. Şimdi bir sürü de takı takacağım. Yeni gelen takılarım var. Buradan bir şeyler takacağım. Şimdi makyaj mı yapıyoruz? Evet, şimdi aslında akmayan makyaj yapmam lazım çünkü... Ağlayacaksın Melis Deniz. Bu sefer ağlayacağıma çok eminim. Çığlık atmak yetmeyecek çünkü. O yüzden ben bir umut turu yaşamak şeklinde makyaj yapıyorum. Tansiyon falan düşecek ama. Bu sefer gerçekten ciddili dövme gidiyorum arkadaşlar. Ciddili dövme neyse. Şu an şimdi bugün neler yapılacak? Yılanların içindeki çiçekler eklenecek. Bir tane sürpriz daha var, onu gidince göstereceğim. Nereye? Söyleme. Bayağı sürpriz. Allah Allah. Benim bilmediğim bir şey mi? Sen biliyorsun canım, ben sana söyledim. Ha. Hayır. Aa. Küçük bir tane sürprizim var. Allah. Demek unutmuş. Evet. Ben de unuttum. Geçen gün Nikola'ya yazdım. Nikola dedim, şunu da aradan çıkarır mısın? Küçük bir dövmeden. Çıkarırsa tabii aşkım dedim. İnanılmaz. Çünkü Nikola benim aşkım. Evet. Bye. Bittikten sonra göstereceğim. Seviyorum bu hayatı makyajı. Kirpik bile taktım ha. Şu göz altlarım şey. Çıkıyoruz. Ay vallahi bu Dior'un highlighter'ını çok seviyorum. Gözlük denedim. Bak hemen iz çıkarmış. Böyle boş şeyleri çekiyorum. Sonra neden vlog çekmiyorsunuz diyorsunuz. Ne bileyim millet neyi çekiyor ki? Neyi çekiyor da izliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Manasız şeyler çekiyorum ona göre. Tamam, böyle bir şey olacak. Emrecan, sen niye bizle konuşmuyorsun? Ben çok acıktım. Ne? Çok acıktım. Ben de çok acıktım ama hala konuşuyorum. Ben ölüyorum. Keko. Niye güzel ayakkabını giymedin? Çok güzel değil mi? Daha güzel ayakkabın vardı. Bunu daha soyamadım, soyacağım. Tamam. Soyduktan sonra. Bu yıl ne güzel. Ne güzel çıkıyorsun sen. Kendini dezenfekte ettiğini görebiliyoruz. Ameliyata giriyorum ben şimdi. Dirsekler havalar. Mantıklı ama. Sen de dök yapıştır. Bak hale var bakalım üstünde görüyorsun. Bugün şanslı bir günüm olması lazım. Rica ederim. Tam sarışın oldum. Haftaya iyice sarışın olacağım. Biliyor musun? Aa, evet. Ha o gösterdiğini haftaya yaptırıyor musun? Haftaya Rezgin'e randevumu oluşturdum. Gayet güzel. Rezgin mükemmel yapıyor. Evet. Dedim ki beni daha sarı yap. Ne yiyorsun Demetciğim? Bilmiyor. Egzbenedik diyor. Hayır yani baconlı bir şeyler yiyorum. Ekmek üstü yiyorum ve çok seviyorum. Şu an sarılacağım kendisine. Ekmeğe diyorsun aslında belki. Evet nasıl? Yani. Sen? Ben Kaliforniya'da yaşayan bir blogger olduğum için tabii ki de... Genel eyalet Los Angeles değil ama değil mi? Kaliforniya'da. Kaliforniya'da yaşıyorum. Somonlu yiyorum ben. Daha YouTube kanalında hiç Nicole'i göremediniz. Evet. Canım güzelliğim benim. Öküzlük yapan ne güzel. Ne öküzlüğü? Biz yemeğimizi çoktan yedik. Bir de şimdi diğer orijinal ve marjinimizi gösteriyorum. Ekin. Orijinal. Güzel. Ne gösteriyorsun? Miserable sensin. Ama bak saçlı şeyleriniz güzel olmuş. Şapkalar. Tabii güzel ve uyumlu gezeriz. Evet. Seni ısırmak istiyorum. Sen de öyle bir vibe var. Şey vibe yok mu? Sıkıştırılsın. Evet. Sen herkesi sıkıştırmak istiyorsun demek. Ben öyle. Ben sıkıştırmak başlanıyorum. Gözümdeki korkuyu çekmeni isterim. Zoom yapayım mı? Bundan hiç korkmuyorum. Burası bana koymuyor. Yemek yedim. Çok kötü. Kahveden sonra ben böyle oluyorum. Bu kral geçti. Tabii çıkıyorsa. Allah aşkına gel kameradan bakayım. Tablo beğendiği tablolar gibi olmuş işte. Benim de... Şöyle mi tek çizgi mi böyle mi? Ya, bence parmağın böyle olmaz, tek çizgi olması daha mantıklı. Çekmiyor. Neyse jiletlendiğinde görmesin kimse. Kılının altı yine. Jiletlenmişim. Şey, dur çöpümüzü atalım şöyle. Evet. Ben heyecanlı oldum diye ben nereden bir tanesi bu? Çünkü el dövmesi abi yani. Şimdi bunu senin açından tabii görsem. Selam. Aa ben harika ya. Hem size hem kendimi alabiliyorum şu an. Aynen. Çok heyecanlı. Sen biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. En sevdiğim şarkıyı açtı. Iron Man konserlerine gideceğiz hep beraber arkadaşlar. Yazdım bunu ben bir kenara. Bu kısımları çekmene gerek yok. Acı çektiğim zaman gelirsin. Çok güzel şarkı. Benim o en hızlı. Bu şey ama trans halinde. Ben ellerimle hareket yapacağım çünkü. Emircan şunu istiyor. Bu şarkı mı? Bu şarkı mı? Ben bir dövmeye geldim. Ona dövme yaptırıyor. Hiç belli değil. Hiçbir dövme yok. Çok güzel oldu. Saati göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Ha geri bir kız. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten tam ben oldu bunlar ha. Çok da. Bence böyle yakın olmaları da güzel oldu. Bak 2 dakikada karar verdik, güzel oldu bana. Vay. Vay. Bir ara sana yeniden makyaj mı yapsam acaba ben? Ne? Bir ara sana yeniden makyaj mı yapsam? Evet. Sen çekme yapalım. Evet. Görsene. Garip bir açıda duruyorum ama arkadaşlar. Buraya dövme yaptırırken bir 10 defa daha düşünün. Tam olarak burası. Acıyor çünkü. Arkadaşlar bir dakika. Önce açıklama yapalım. Dirsek kısmı iç taraftaki kısımları rötuşladık. Şimdi çiçeklere geçmeden önce cins sodalara başlıyoruz. Evet. Ne oldu? Gerçekten çekeceğim acıları düşünüyorum. Ama bak bir kere oluyor, o yüzden bir kere çekeceğim bu acı, sonra bir daha. Gülü seven dikenine katlanır anam. Koltuk altına geliyor o zaman. Geliyor. Peki. Arkadaşlar gelen gelmiş, diğer dövme bitmiş. Buna şey yaparız. Ailelerden nasıl saklanıyor inşallah. Çok güzel bir ağlama başlayacak. Ya ağlamak değil de aslında yani. Gerçekten en acıyan bölgeler buralar hayalde, kolda. Tam olarak şurası. Yapmayacağız oraya Allah'tan. İnmeyeceğim oraya dedim. Dövmeci ne diyorsa o yerden karışmalı. Dövmeci hanım. Böyle öyle mi? Evet. Okey. Ben erkeklerin omuz dövmesi yaptırdığını anlamışımdır. Yalandan dövme yaptığını satayım. Mandala falan. Gülmekten geçen zaman ağlamıştım, hatırlıyor musun? Aynen. Ben çizim yapayım burada. Sen yeni dövmeni çizebilir misin? Şurada. Burada yuvarlak yapayım mı? Yani kendime yeni hobiler edindim. Dövme yaptırırken ne yapıyorsun? Çizim yapıyorum. Tabii. Ne yapacaksın başka? Abi de mutluluğu çizmiş ama Aycan'ın resmini çizememiş. Rengin güzelliği ya. Çok güzel gözüküyor. Dışarı sabitmeciyi. Sızlamıyorum. Bütün acıyı dışarıda görelim. Dışarıda ağlamam. Ağlayacak kadar değil şu an. Ama tavsiye edici bayılırsam şaşırmayın. Bacağı ne yapıyoruz? Bacağı tabii ki de benim portrem. Aa, randevu alacağım. Ayağım için randevu alacağım arkadaşlar. Bacağı da benim portremi yaptıracaksın. Senin bacağı. Seninki sırtına yapacakmış. Ha, daha güzel, aynen. Daha güzel. Sürpriz olsun istedim. Biliyordum. Beni bu kadar sevdiğini biliyordum. Mutlu olursun tabi. Bana yapmıyor çünkü. Küçücük, sana yapıyor. Küçücük gülücük dövmeni vurayım. Bu kız hep güzel. Sensin güzel. Tamam arkadaşlar, son bir yarım saat değil mi? Yarım saat bile olmayabilir. Oley. Başlıyorum bir saniye. Dövmelerimi çok beğendim. Ne diyorsun dövmelerim hakkında? Hakkımda yalnız. Çalışır. Çalışır diyor salak ya. Gerizekalı. Kendi dövmelerini göster çocuğum. Bak bak popoya bak. O kumur diye görüyorsun. Boy görmesi çok tatlı. Bu dövmene aşırı yükseğim. Evet şey. Kardı bir. Arkadaşlar günü kapatıyoruz. Emrecan tabii ki hamburger yiyor. Sağlıklı sağlıklı. Vegan bowl'umuzu yiyoruz. Öpüyorum. Bir dövme günün sonuna geldik ve ailenlerim çok azak.